Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LGS çalışma kitabının 6. ünitesinin sorularının çözümleri yapılacaktır. 1. soru. Yukarıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasındaki dairesel şeritlerin vurulmaları durumunda kazandıracağı puanlar verilmiştir. Bu hedef tahtasının üzerinde sağdaki gibi orijini hedef tahtasının tam orta noktası olacak şekilde bir koordinat sistemi yerleştiriliyor. Gizem bu hedef tahtasına iki atış yapıyor. Birinci atışında hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan noktayı vurmuş ve 5 puan kazanmıştır. İkinci atışında hedeflediği yerin 3 birim yukarı ve 5 birim sonundaki nokta olan hedef tahtasının tam ortasını vurarak 10 puan kazanmıştır. Eğer Gizem her iki atışından da hedeflediği yeri vursaydı atışlarından hangi puanları alırdı? Gizem birinci atışında hedeflediği yerin x eksenine göre yansıması olan bir noktayı vurmuş ve 5 puan almış. Şimdi 5 puanlık daire halkasına bakıyoruz arkadaşlar. Şurada tam ortadaki halka, bakın şurası, hedeflediği yerin x eksenine göre yansımasını vurmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın x eksenine göre yansıma aldığımızda bu daire halkasının gene diğer tarafındaki kısmını vurmaktadır. Dolayısıyla aslında gene Gizem hedeflediği yere 5 puanlık bir yeri hedeflemiş. Yansıması da yine 5 puan olacaktır. Yani değişmeyecektir. Birinci atışında hedeflediği yeri vurmuş olsaydı 5 puan alacaktı. Şimdi ikinci atışına bakalım. İkinci atışında ise diyor hedeflediği yerin 5 birim solunu 3 birim yukarısını vurmuş. O zaman 3 birim aşağı, 5 birim de sola baktığımızda arkadaşlar. Çünkü burası orijinmiş. Bakın 5 birim sağa, 3 birim de aşağıya baktığımızda. Gene ortadaki yeşil daire halkasını görmekteyiz. Demek ki burayı hedeflemiş ama orijini vurmuş. Burayı hedeflediği için buranın puanı da yine 5 puandı. Bakın ortadaki yeşil halka. Dolayısıyla her iki atıştan da 5'er puan alacaktı. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci soru. Braille alfabesi görme engellilerin kullandığı bir kağıt üzerine iğne yardımıyla yazılabilen alfabedeki harflerin, sayıların, bağlaçların ve noktalama işaretlerinin de belirtildiği sistemdir. Bu sistemdeki rakamları ifade eden kartlar aşağıda verilmiştir. 345 sayısını oluşturan kartlar düzlem aynasının önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu kartların düzlem aynasındaki görüntülerine karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle verilen kartların aynadaki görüntülerini çizelim. Şimdi düzlem aynadaki görüntülerine karşılık gelen sayıları bulalım. Arkadaşlar bu kart 9. Bakın bu kart 6. Bu kartta 3 değerindeydi. Bu sayıyı okuduğumuzda 963 buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soru. Taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dik dairesel silindir şeklindeki bir kutunun yanal yüzeyinin alanı 300 cm karedir. Bu kutunun içerisine yüzlerinden biri kutunun tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecektir. Bu cisim aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, taban çapının uzunluğu yüksekliğine eşit olan dendiğine göre arkadaşlar taban çapının uzunluğu 2R olacaktır. Demek ki yüksekliğimiz 2R'dir. Bu silindirin yanal yüzeyinin alanı 300 cm kareymiş. Yanal yüzeyinin alanı 2 pi r çarpı h formülüyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi buradaki h'yi de arkadaşlar 2R olarak alalım. 2R eşittir 300 cm kareymiş. Pi yerine 3 yazdığımızda bakın 2 çarpı 3 çarpı 2 var burada. R ile R'yi de çarptığımızda R kare yapar. 300. Şimdi 2 çarpı 3 çarpı 2 12'dir. R kare eşittir. 312'ye böldüğümüzde 25 buluruz. Şimdi R kare 25 ise R de 5'tir. Yani bu silindirin taban yarıçapı 5. Yüksekliği de 10 olarak bulunmuş olur. Şıkları teker teker inceleyelim. A şıkkında verilen konenin taban yarıçapı 2 kök 5. Arkadaşlar 2 karekökün içerisine 4 olarak girer. Bu kök 20'dir. Kök 20 de bakın 5'ten daha küçük olduğu için yani bunun tabanı silindirin tabanına sığar. Yüksekliğine bakalım sığacak mı? Pisagor teoreminden arkadaşlar hipotenüsün karesinden bunun dik kenarlardan birinin karesini çıkardığımızda şu yüksekliği buluruz. 2 karekökün içerisine 4 diye girer. 4 kere 21 84'tür. Bu karekök 84, karesi 84 yapar. Burada da 20 vardı arkadaşlar. Bunu çıkardığımızda 64 buluruz.
kök 64 de 8'e eşit olacağı için bakın bunun yüksekliğini 8 olarak buluruz. Silindirin yüksekliği 10'du. Dolayısıyla bu koni silindirin içerisine rahatlıkla sığabilir. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. B şıkkına bakalım. B şıkkında da yükseklik 8 verilmiş. Yükseklik olarak sığar. Peki taban yarıçapı 3 kök 2 olur mu? Bakalım. Şimdi 3 kökün içerisine 9 olarak girer. Kök 18 olur. Kök 18 de 5'ten küçük bir sayı olduğu için arkadaşlar bu silindir de bu verilen silindirin içine sığar. Gelelim C şıkkına. C şıkkında bir kök verilmiş. Kenar uzunlukları 8'er santimetre olan. Şimdi bu küpün arkadaşlar silindirin tabanına sığabilmesi için bakın şu köşegeninin çaptan küçük olması lazım. Şimdi bunun köşegenini hesaplayalım arkadaşlar. 8, 8 ise köşegeni de 8 kök 2'dir. 8 kök 2 silindirin çapı olan 10'dan küçük mü büyük mü buna bakalım. Şimdi 8 kökün içerisine 64 olarak girer. Bu arkadaşlar 2 kere 64 de 128 olur. 128 sayısı bakın 10'dan daha büyüktür. Dolayısıyla biz bu küpü silindirin içerisine yerleştiremeyiz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. D şıkkının olduğunu gösterelim isterseniz. D şıkkında bir kare prizma var. Arkadaşlar bunu böyle yatay değil de şu kare olan tabanı arkadaşlar bu silindir kutunun tabanına yatay olarak gelecek şekilde koyduğumuzda şimdi bunun yüksekliği 9, 10 olduğu için bakın sığar. Peki bu 6, 6. Bunun köşegenine bakalım arkadaşlar. C şıkkında yaptığımız gibi hesaplayalım. 6, 6. 6 kök 2 yapar. 6 kök 2 ile 6 kökün içerisine 36 olarak girer. 72 olur. 72 10'dan küçük olduğu için bakın bu kare prizma silindirin içerisine girer. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Bir pastane vitrine koymak için pasta maketi yapacaktır. Bu maket için dik dairesel silindir biçimindeki 3 tahta üst üste konulup yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıda üzerine tahta yapıştırılan her bir tahtanın taban yarıçapının uzunluğu bir üstündeki tahtanın taban yarıçapının uzunluğunun 2 katıdır. Tahtaların yükseklikleri ise ortadaki tahtanın taban yarıçapının uzunluğuna eşittir. Bu yapının tabanı dahil tüm yüzleri boyandığında 72.000 cm² alan boyanmış oluyor. Buna göre bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi kaç santimetre küptür? En üstteki silindirin taban yarıçapına R dersek bir ortadakinin taban yarıçapı bunun 2 katı olacak. Yani 2R olacak. En alttakinin taban yarıçapı ise 4R olacak. Silindirlerin yükseklikleri birbirine eşitmiş ve ortadaki silindirin yarıçapına eşitmiş. O halde bunların yükseklikleri 2R, 2R ve 2R'dir. Şimdi boyanan kısım nedir ona bakalım. Boyanan kısım birinci silindirin yanal yüzeyi, ikinci silindirin yanal yüzeyi ve üçüncü silindirin yanal yüzeyidir. Bunları teker teker hesaplayalım. Birinci silindirin yanal yüzeyi şu şekilde hesaplanır. 2 pi r çarpı h formülünden 2 çarpı pi 3 alıyoruz. 3 çarpı r çarpı h'yi de 2 r aldığımızda birinci silindirin yanal yüzeyi 12 r kare olarak bulunur. İkinci silindirin yanal yüzeyini hesaplayalım. Aynı formül 2 pi rh 2 çarpı pi çarpı bu sefer r'yi 2 r olarak alıyoruz. Yüksekliği gene 2 r. Buradan da ortadaki silindirin yanal yüzeyi 24 r kare olarak bulunur. En alttakinin yanal yüzeyini bulalım. Bu da gene 2 pi rh formülünden 2 çarpı 3 çarpı bu sefer r'yi 4 r olarak alıyoruz yarıçapını 2 r eşittir. Bu sefer de 48 f kare buluruz. Şimdi bir de arkadaşlar boyalı kısımlara dahil etmediğimiz en üsttekinin taban alanı var. Ortadakinin bakın kalan kısmı var. Bir de en alttakinin kalan kısmı var. Şimdi bunları farklı bir renkle gösterecek olursak arkadaşlar bakın şurası şu kısım sonra bu kısım ve şu kısım. Şimdi bunları arkadaşlar bu taradığımız yerlerin toplamı aslında en alttaki dairenin alanına eşittir. Bakın üstten baktığımızda
en büyük dairenin alanına eşit olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bunun alanını hesaplayalım. Dairenin alanı pi r kare ile bulunuyordu. Pi çarpı r kare. Pi'yi 3 alacağız. R'yi 4r aldığımızda arkadaşlar bu işlemin sonucu 4'ün karesi 16, 3 kere 16, 48 r kare yapar. Bir de bu yapının tabanı boyanmış arkadaşlar. Bu kırmızı ile taradığım yerin alanıydı. Bir de bunun aynısından taban alanı olacaktır. 48 r kare. Şimdi tüm bu alanların toplamı 72.000 santimetre kareymiş. Bu ikisini topladığımızda 96 r kare yapar. Buradaki yanal yüzleri topladığımızda da 84 r kare yapar. Toplam alan arkadaşlar bakın 96, 84 daha 180 r kare yapar. 180 r kare 72.000 santimetre kare ise 72.000'i 180'e böldüğümüzde r kareyi 400 olarak buluruz. R kare 400. R kare 400 ise r 20'dir. Şimdi biz en küçük yarıçapı bulmuş olduk R. Bize diyor ki arkadaşlar bu yapıdaki en küçük tahtanın hacmi. Şimdi hacim formülü pi r kare h idi. Pi'yi 3 alıyorum. R 20 idi. Karesi 400 yapar. Pi r kare h. H de arkadaşlar 2 r. Yani 40 olacaktır. Bu işlemi yaptığımızda 48.000 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 5. soru. Anadolu'nun bazı yörelerinde tahta baskı kalıpları ile farklı desenler oluşturularak kumaşlar üzerine motifler yapılmaktadır. Bu şekilde bir baskı yapmak isteyen Ahmet Usta, silindir şeklindeki tahta parçasının üst tabanını 8 eş parçaya ayırdıktan sonra tabanın 18 santimetre yukarısından toplam hacmi 108 santimetre küp olan 4 parçayı kesip çıkarıyor. Aşağıda Ahmet Usta'nın bu tahta baskı kalıbını kullanarak kumaş üzerine yaptığı 4 motif verilmiştir. Bu 4 motifin kumaş üzerinde kapladığı alan 216 santimetre kare olduğuna göre Ahmet Usta'nın kullandığı silindir tahtanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar verilen bilgilere bakalım. Buradaki motifin 4 tane motifin toplam alanı 216'ymış. Şimdi 216'yı biz 4'e bölerek bir tanesinin alanını buluruz. 216'yı 4'e böldüğümüzde 54 santimetre kare buluruz. Bu 54 santimetre kare arkadaşlar şu motiflerden birinin alanıdır. Bakın burada 4 parça var. 4 parçada bakın şuradaki boşluklar var. Dolayısıyla bunun tamamı arkadaşlar 8 parçadan oluşuyor. Bu bir dairedir. O halde 54'ü biz 2 ile çarparsak bu dairenin alanını bulmuş oluruz. 54 çarpı 2 108 yapar. Bu daire aynı zamanda arkadaşlar bu silindirin taban alanına eşittir. Şimdi şurada da bir bilgi daha vardı. Bakın bu 4 tane parçanın hacmi 108 santimetre küpmüş. Şimdi burada 8 parçaya bölüyordu bakın. Şimdi 8 parçanın hacmi kaç olur onu bulalım isterseniz. 108'i biz 2 ile çarparsak 216 olarak da bu 8 parçanın hacmini bulmuş oluruz. Şimdi bir silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikle bulunuyordu. Taban alanı 108'di zaten. Hacmi de 216 ise şu kesilen 8 parçanın hacmi. O halde şuradaki yüksekliği biz bulabiliriz. Yani 216'yı 108'e böldüğümüzde 2 olarak buluruz. Bu da şu kesilen 8 tane parçanın yüksekliğidir. O halde arkadaşlar silindir kesilmeden önce yüksekliği 20 santimetreymiş. 18'e 2'yi topladığımızda. Bize bu silindirin hacmi soruluyor. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik formülüyle bulunur. Bunun taban alanı şuradaki 108'de aynı olacak. 108. Şimdi bunu 20 ile çarptığımızda yani yükseklikle çarptığımızda silindirin hacmini buluruz. Bu da 2160 yapar. Doğru cevabımız A. 6. soru. Bir markette yükseklikleri eşit silindir şeklindeki tenike kutularda bal ve kaymak satılmaktadır. Yarıçaplarının uzunlukları 4 santimetre ve 6 santimetre olan bu kutularda satılan bal ve kaymağın fiyatları bulundukları kapların hacimleri ile orantılıdır. Arif Bey küçük balın 36 TL ve büyük kaymağın 18 TL olduğu bir marketten büyük bal ile küçük kaymaktan birer tane almak için toplam kaç TL öder? Küçük kutuların yarıçapı 4 santimetre, büyük kutuların yarıçapı ise 6 santimetreymiş. Şimdi arkadaşlar bunların yükseklikleri birbirine eşitmiş.
ve ücretleri de bunların hacimleriyle orantılıymış. Şimdi küçük balın ücreti 36 TL'ymiş. Büyük kaymağın ücreti de 18 TL'ymiş. Yükseklikleri aynı olduğu için arkadaşlar bunların her birinin yüksekliğini bir birim olarak alalım. Şimdi birincinin hacmini bakalım. Küçük bal kutusunun hacmi ne olacaktı? Pi çarpı R kare çarpı H'den. Bunun R'si 4, R karesi de 16 yapar. Bakın pi çarpı 16, H'yi de 1 aldığımızda hacmini bu şekilde buluruz. İkincinin hacmi ise bakın pi çarpı R kare. R'si bunun 6 idi. 36 yapar. Bunun da H'si 1 olacağı için hacmi 36 pi'dir. Şimdi bunlarla orantılı olacak şekilde bir orantı kuralım. Bakın hacmi 16 pi iken ücreti 36 yapıyordu. Evet, hacmi 16 pi olanın ücreti 36 TL ise hacmi 36 pi olanın ücreti kaç TL'dir? Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 36 çarpı 36 bölü 16'dan buradan x'i 81 olarak buluruz. Kaymak kutularının da hacimleri bal kutularıyla aynıdır arkadaşlar. Burada büyük olanın ücreti verilmişti. Yani hacmi 36 pi olanın ücreti 18 TL ise hacmi 16 pi olanın ücreti kaç TL'dir? Burada da içler dışlar çarpımı yaptığımızda 16 çarpı 18 bölü 36'dan x'i 8 olarak buluruz. 81 TL büyük bal, 8 TL'de küçük kaymak toplamları 89 yapar. Doğru cevap B şıkkıdır.